Yıl 2004. Sonbahardan kalma bir Eylül akşamı. Yer Türkiye. Mevcut hiçbir partinin ne iktidar partisine rakip ne de bu halkın derdine deva olamayacağına inanan muhalif bir grup yepyeni, taptaze, körpecik bir siyasi oluşumu başlatırlar. Kurdukları partiye Çağdaşlık ve Özgürlük Partisi adını verirler. Yani kısaca ÇÖP. Ve o Eylül akşamı Davut'un Calut'a galebe çaldığı o destandaki gibi imkansızı başarır. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan ÇÖP'ü iktidara taşıyanlar, şimdi de Türkiye'yi 22. yüzyıla taşımak için başbakandan görev beklemektedirler. Tıpkı Ergun Yurdakul gibi. Hala aramadı. Kim canım? Canım kim olacak? Sayın Başbakan. Hayatım, daha yeni yeni uçaktan haberlerde seyretmedin mi? Öyle mi? O zaman kesin benim telefonumu tuşluyordur şu anda. Hayatım, daha şimdi geldi. Bir izin ver. Evine gitsin, bir nefes alsın, bir soyunsun, dökünsün, bir tuvalete girsin. Nihan, yakıştı mı şimdi bu tuvalet lafı Sayın Başbakan'ın manevi şahsiyetine? Hani sen elini yıkamaya gitsin der, yani lavaboya gitsin. Sen kiminle konuşuyordun demin? Bizim Atıl, buraya geliyor. Ay Ergun, yine mi? Ne demek yine mi canım? Ya adam benim siyasi danışmanım. Yani sözüne en çok değer verdiğim, en güvendiğim, en inandığım, en sevdiğim adam. Öyle mi? Evlenseydiniz o zaman. Hadi bir Avrupa Birliği'ne girelim. O da olur kısmetse. Ya Nihan, laf mı bu söylediğin Allah aşkına? Alo, ben 23. dönem milletvekillerinden bir Türkiye aşığı, bir Türkiye neferi Ergun Yurdakul. Sen şişman tüp mü istedin, uzun tüp mü? Şişman. Şişman. E Nihan, aşk olsun yani. Böyle bir günde tüp mü istenir yahu? Erguncuğum bak, hayırlısıyla bakan olursan, tebriğe gelecek misafirlere kek yaptım, 3 tepsi börek yaptım. E tüp de bitti. Akıl edip idarelik kullansaydın. Ona ben karar veririm Ergun. Alo, ben 23. dönem milletvekillerinden... Ne? Sen misin Fuat? Yok, daha aramadı. Ya kardeşim, söyledim. Eğer başbakan beni ararsa ben seni arar, haber veririm dedim. Fuat, kapat. Ya böyle zevzek zevzek konuşmaya devam edersen başbakan beni ömrü billah arayamaz. Kuzenin Fuat mı? Evet, kuzenin Fuat. Hı. 50 sefer söyledim. Yahu başbakan beni ararsa sen merak etme, ben seni ararım dedim. Ama nerede o feraset, o izan? Ama çocuk da haklı Erguncuğum. Önümüzdeki 5 yıl içinde hangi sektörde çalışacağını merak ediyor tabii. Ya Nihan, biz ne dedik iktidara gelirken? Ha? Memleketin her karış toprağına, her vatandaşa eşit muamele götüreceğiz dedik. Öyle devletin malını akrabaya, eşe, dosta peşkeş çekmek yok dedik. Yani rüşvete, adam kayırmaya paydos. Bizim iktidarımızda, devlette hiçbir zaman zerre kadar yolsuzluk yapılmayacak. Nihan. Yol dedim de, yahu Ulaştırma Bakanlığı nasıl? Ay Erguncuğum, harika olur. Valla kırmızı ışıkta durmak zorunda kalmayız. Trafikte istediğimiz zaman geçeriz. Şeyler olur mu önümüzde? Böyle dönüyor yani bizi geçirecek arabalar. Ha? Teşekkür ederim. Burhan Bey, yeni seçimler bayağı bir sürpriz oldu. Ne dersiniz? Benim hiç olmaz. Burada çayların cinsi değişince baştakilerin gidip yerlerine başkalarının geleceğini hemen tahmin etmiştim. Demek çaydan anlaşılıyor. Hiç şaşmaz. 64'ten beri bütün seçimlerin sonunu böyle tahmin ettim. Hatta 80 ihtilali bile bundan bilmiştim. 80 ihtilali. O zaman ne çayı veriyorlardı? Ne çayı olacak? Paşa çayı. Çok yaşayın Burhan Bey. Yeni bakanımız kim olacak dersiniz? Hiç fark etmez.
Yalnız biraz kilometre yaptırtıp motorunu açmak lazım. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum Müsteşar Bey. Gel Cömert. Burhan Bey, Cömert Ayıldız, bakanlığımızın özel kalemi. Burhan Bey'i tanıyorsun herhalde. Tanımaz olur muyum? Biz arkadaşlar aramızda ona emekli devlet diyoruz. Sizden acele bir imza almam gerekti de efendim. Ver. Otursana bir 5 dakika. Çok acelem var ama bir 5 dakika oturayım. Hadi bize 3 çay kap gel. Ya Nihan, hatırlıyor musun? Hani 7-8 sene önce Ankara'da bir düğüne davetliydik. Öyle büyük millet meclisi binasının yanından geçerken demiştim ki... Allah'ım ya Rabbim demiştim. Şöyle günün birinde bu mübarek binanın kapısından başım dik böyle alnım ak girmeyi nasip eyle demiştim. Ya sonunda girdik, hatırlıyor musun? Hiç hatırlamaz olur muyum Ergun'cum? Binaya bakarken tretuvara çıkmıştık. Sonra da otobüs durağına gitmiştik. Şimdi diyorum, yani hayırlısıyla başbakanım telefon etse de... bana bir bakanlık münasip gördüğünü söylese... İnşallah Ergun'cum, inşallah. Bir kahve yapayım da içelim mi? Vallahi iyi olur. Hadi ben de bir sigara yakayım. Şuradan. Bakayım şuraya. Ya Nihan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir şey yapmadım Ergun, bir şey ya bırak, olmadı. Bırak sigara, bir ara yok burada. Git başka yerden al sigaranı, hadi. Ergun. Alo, ben 23. dönem milletvekilleri... Kardeşim kaç tane olacak? Bir tane şişman tüp yahu. Yarın... Kardeşim bak, telefonu lütfen meşgul etme. Eğer hatırlıyorsan 25 Eylül'de bir erken seçim oldu. Ve ben de sizlerin teveccühüyle bölgenizden milletvekili seçildim. Ney? Muhalefet partisiyle mi oy verdiniz? Kardeşim bizim için fark etmez. Biz artık iktidara geldik. Yani bütün vatandaşı muhalefette dahil olmak üzere bağrımıza basıyor, kucaklıyoruz. Kardeşim gözünü seveyim ya. Çok önemli bir telefon bekliyorum şu anda Sayın Başbakanımdan. Belki... Ya getirmezsen getirme kardeşim ya. Ya al tüpünü... Pikniğe git. Ergun, hayatta getirmezler artık. Ben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olayım. O zaman ben gösteririm onlara günlerini. Alo. Ergun, hayatım kapı zili. Hayırdır Atıl? Muhittin! Sağlık olmuş. Ne yapalım? Sağlık olsun. Tahsin'e maliyeyi, Cezmi'ye de kültür ve turizmi vermiş. Yapma ya. Peki ben ne olacağım Atıl? Ben neye bakacağım? Ya senin şu tüpçünün telefondaki zevzekliği yüzünden başbakanım beni aradı ve bulamadı. Bu yüzden de siyasi geleceğim mahvoldu. Dibe vurdum. O tüpçüye söyle, eğer tüpü gönderiyorsa ufarak bir adamla göndersin de tüpün yerine onu sokayım fırına. Alo. İyi günler hanımefendi. ATV Haber'den arıyorum. Basına açıklanmadan bakanlar kurulunu tespit etmeye çalışıyoruz da. Acaba kocanızı aradı mı? Kim? Başbakan mı? Alo. Alo buyurun buyurun. Ben efendim 23 dönem milletvekillerinden bir Türkiye aşığı, bir Türkiye neferi Ergun Yurdakul. Ay Ergun. Şşşt. Size değil. Ergun Bey, hazır sizi yakalamışken birkaç şey sorabilir miyim? Siz sormadan ben söyleyeyim efendim. Tüpçü efendim. Tüpçü yüzünden telefon meşguldü efendim. Ama nihayet kavuştuk değil mi? Şükür kavuşturana. İnanmazsanız karıma sorun. Ergun Bey, bu arada en çok merak ettiğim şey şu. Acaba bakan olabilecek misiniz?
Affedersiniz, pardon. Peki bakan olamazsanız parti içinde bir görev kabul eder misiniz? Tabii efendim, yani siz nasıl münasip görürseniz. Ergun Bey, şimdi size yarım saat sonra telefonla bağlanmayı düşünüyoruz. Affedersiniz ama biz şimdi ne yapıyoruz? Canlı yayın mı? Yani vallahi ne diyeyim Sayın Başbakanım, vallahi bravo yani. Canlı yayında Bakanlar Kurulu ataması. Bu bir milat Sayın Başbakanım, tebrik ederim. Ergun. Şşt. Ne? ATV mi? Siz ATV'de mi çalışıyorsunuz? Alo, 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 sesiniz gelmiyor. Alo, alo, sesinizi duyamıyorum. Ya, bey kadın, niye söylemiyorsun yahu? Ergun, bırakmıyorsun ki söyleyeyim. Yapaz oldum. Ya, bırak, bırak. Açma şu telefonu. Zaten yeteri kadar rezil olduk. Ya, konuşma diyorum. Alo. Allah Allah. Evet, ben eşiyim. Ya, Nihan. Kapat şunu ya. Ah, tebrik ediyorum Sayın Başbakanım. Alo. Sayın Başbakanım. Buyurun efendim, Ergun Yurdakul. Emredin Başbakanım. Derhal. Derhal Başbakanım. Güle güle. Ya. Ergun. Bakan oldu. Ay, hayır, hayır. Atın. Bakanım. Ve idari işlerden sorumlu devlet bakanlığına da Ergun Yurdakul getirildi. Ergun Yurdakul yerli politikaya pek aşina bir isim değil. Öyle değil mi Sayın Terçin? Doğru. Ancak çöp gibi çok yeni çiçeği burnunda bir partinin daha girdiği ilk seçimleri kazanması, hazırlıksız yakalanmalarına neden. Bu nedenle bakanlık görevine getirilen isimlerin çoğu bürokrasi denen tek dişi kalmış canavarla ilk defa tanışıyorlar. Ergun Yurdakul da bunlardan biri. Ne diyelim, sonu hayırlı olsun. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk, hoş bulduk. Cömert Ayıldız, eski bakanın özel kalem müdürü. Öyle mi? Pek memnun oldum. Memduh Şenkal, özel kalem müdürü yardımcısı. Hoş geldiniz Sayın hoş Bakan. Hoş bulduk. Abi bu da bizim danışman. Tanımaz Atıl. Mıyız efendim? Hoş geldiniz Atıl Bey. Atıl değil, Atıl. Neyse efendim. Bu arkadaşlar da bakanlık personeli efendim. Öyle mi? Ne çok adam çalışıyormuş ya bizim bakanlıkta. Efendim, bakanlığımızın her birimi kendini temsilen bir tane görevlisini yolladı. Ya nerede çokluk orada... Ne güzel söylediniz. Evet ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Ya sizinle daha önce tokalaşmıştık değil mi? Neyse arkadaşlar, bu tokalaşmak böyle çok uzun sürecek. Memleket bizden hizmet bekliyor. Hepinize toptan merhaba arkadaşlar. Buyurun. Buyurun efendim. Bakanım, ben şimdi eski bakanın özel kalem müdürüydüm ya, ama siz eğer uygun görmezseniz... Aynen kal. Kalem ha olmuş, ha bu olmuş. Benim için fark etmez. Önemli olan kalemden çıkan kelam. Ne güzel söylediniz. Edebiyatım iyidir. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Kalem değil misin? Yaz da ver. Çok ince bir espri. Ne kadar latif ve şinassınız. Ya kalem... Şu eski bakanın bizi aldırmak için makam arabasını göndermesi ne kadar büyük bir incelik ya. O adettendir efendim. Kendisi de bizzat size görevi teslim etmek için makam odasında bekliyor. Ya öyle mi? O zaman acele edelim. Bekletmeyelim adamcağızı. Yapacak bir yığın işimiz gücümüz var. Memleket bizden hizmet bekliyor. Öyle değil mi Atıl? Atıl nereye gitti? Efendim siz onu hiç merak etmeyin. Arkadaşlarımız ilgileniyor. Ha. İyi, iyi, iyi. Rica etsem burada biraz bekler misiniz? İyi de burası bekleme odası. Tam üstüne bastınız. Beni bekletemezsiniz kardeşim. Ben idari işlerden sorumlu devlet bakanı Sayın Ergun Yurdakul'un özel siyasi danışmanıyım. Efendim, bu konuda bir kaygınız olmasın. Bakan Bey'e hizmet etmekle yükümlü bakanlığımız bünyesinde başlı başına bir departmanımız var. Ne departmanı?
Ve idari işlerden sorumlu devlet bakanı danışmanlık departmanı. İyi de Ergun Bey bensiz yapamaz. Aa evet, bundan hiç şüphemiz yok. O sessiz yapamayana kadar rica etsem burada bekler misiniz? İyi de ne yapacağım ben burada? Bakın efendim, burası sizin emrinize amade olmuş bir bekleme odası. Sayın Bakan sessiz yapamayana kadar keyifle burada bekleyeceksiniz. Müsaadenizle. Çay may bir şey verin bari. Aa derhal, tabii hemen getireyim. Atıl Bey. Atıl değil, Atıl. Ya pek bir mahzun ayrıldı eski bakan. Yani içim parçalandı vallahi. Neredeyse ağlayacaktı efendim. Ya Cömert, hani ister misin? Yani adettendir diye biz adamı makam arabasıyla gönderdik ya. Şimdi ben inmem diye tuttursun. Siz onu hiç merak etmeyin sayın bakanım. Şoförünüz nasıl indireceğini iyi bilir. Nasıl? Aylık emekli milletvekili maaşının kaç para olduğunu söyle. Ya yani makam odanız da böyle pek bir güzelmiş. Ben bakan odalarını böyle kasvetli yerler bilirdim ama burası çok güzel böyle pırıl pırıl. Danimarka usulü efendim. Ha, demek Danimarka usulü ha. Güzel seçim. Hamlet to be or not to be. Evet efendim. Ben halk evindeyken tiyatroculuk yapmıştım. Cihan Ulan arkadaşımdır. Danimarka'da çürümüş bir şeyler var Horacio. Cömert efendim. Yani her bakımdan benzerlik kurmak mümkün demek istemiştim de. Ne içersin sayın bakan? Ben bir kahve, orta şekerli. Melahat Hanım, lütfen gelir misiniz? Sayın bakanım, Melahat Hanım. Memnun oldum Melahat Hanım. Ben de memnun oldum sayın bakanım. Melahat Hanım, sayın bakanıma bir tane... Bir orta şekerli kahve. Remzi Efendi! Ya bravo. Nereden bildiniz orta şekerli kahve içtiğimi? Sizin bakan olduğunuzu öğrendikten sonra hakkınızda küçük bir araştırma yaptım efendim. Saat kaçta gelir, kaçta gider, ne yer, ne içer, öğle yemeğinden sonra kaç saat uyur, hepsini öğrendim. Sağ olun yani. İyi yapmışsınız. Bravo vallahi Melahat Hanım. Hoş geldiniz sayın bakanım. Hayırlı olsun. Bu da odacınız Remzi efendim. Buyurun, az şekerli kahveniz. Az şekerli mi? Şekerinizin yüksek olduğunu öğrendim. Sizin ortanız az şekerli. Pes doğrusu vallahi. Bravo, iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederiz Melahat Hanım. Müsaadenizle. Eline sağlık Remzi Efendi. Pek güzel olmuş. Lafım olur sayın bakanım. Ben size bunu kendi ellerimle... Çay ocağındaki arkadaşların becerisi. Ben sadece taşıyorum. Ya benim de pek güzel ha. Muazzam. Lafım olur sayın bakanım. Bu sizin ilk mesai gününüzde size yakışan bir kıyafetle... Üniforma sayın bakanım. Bakanlıkta çalışan bütün odacıların... ...siyah pantolon ve beyaz giyme, gömlek giyme mecburiyeti var. İyi, söyle bakalım Remzi Efendi, ne kadar zamandır burada çalışıyorsun sen? Vallahi ayıptır söylemesi, 4 bakan oldu. Demek o kadar eskisin ha? Yo, 2,5 sene oldu. Burası Türkiye. Sağ olasın ya, doğru ya. Türkiye burası. Buranın en eskisi Melahat Hanım'dır. 1981 yılında bakanlığımız kurulduğundan beri sekreterlik görevine devam ediyor. Yalnız kendisinin yanında bundan bahsetmeyin. Yaşı ortaya çıkıyor diye çok sinirleniyor. Ya yaşla ilgili bir kelime geçtiğin zaman o demin gördüğünüz melek yüzü kadın gidiyor. Yerine bir canavar geliyor. Benim demin gördüğüm hali melek hali miydi? Artık siz tasavvur edin. Neyse canım. Biz işimize bakalım. Şöyle bakalım özel kalem. İlk olarak ne yapmam lazım? İlk olarak bakanlık müsteşarımız Sayın Samim Bayraktar'la tanışmanızı tavsiye ederim efendim. Oo, sayın bakanım. Samim Bey. Hoş geldiniz sayın bakanım. Hoş bulduk Samim Bey. Hayırlı olsun sayın bakanım. Sağ olun Samim Bey, cümlemize. Yürekten kutlarım. Sağ olun. Hey Samim Bey, yani şu kaderin cilvesine bak yani. Daha 3 ay önce muhalefette neredeyse birbirimizin gözlerine uyuyorduk. Şimdi el ele vermiş, memlekete beraberce hizmet götürüyoruz. Aynen öyle.
Sayın müsteşarım da 1981 yılından beri bakanlığımızda müsteşar olarak hizmet vermektedir. Maşallah, maşallah. Melahat Hanım gibi. Melahat Hanım duymasın. Sayın Bakanım hatırlar mısınız? Kamu harcamaları ile ilgili bir tartışma programında beni epey terletmiştiniz. Ya yok canım, olur mu böyle şey? Yani sütüce sıcaktı, ondandır. Yok yok, kimsenin sormasını ummadığım tüm soruları sormuştum zaten. Ya bu yani muhalefetin görevi biraz o değil midir yani? Böyle sakat sorular sormaktır. İktidarın görevi de onları cevaplamamaktır. Yok yok, maşallah. Siz hepsine şakır şakır cevap vermiştiniz. Böyle düşündüğünüze çok sevindim Sayın Bakanım. Bana bir sade kahve Remzi Efendi. Emredersiniz Sayın Müsteşarım da, yalnız ben Bakan Bey'in kahvesinin bitmesini bekliyordum. Sayın Bakanımdan rica ederiz, yavaş yavaş içer. Sen benimkini getirene kadar bitirmez. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, öncelikle sizi günlük yaşamınızda karşılaşacağınız bazı insanlar hakkında aydınlatmak istiyorum. Örneğin Remzi Efendi. Sayın Bakanım, takdir edersiniz burada her gün tencere tencere bakla pişecek. Ne baklası Samim Bey? Ve Remzi Efendi o baklalar burada pişerken bir iki tanesini kaşla göz arasında ağzına atabilir. Atar mı? Atar. Belki de adam bakla seviyor. Nefret eder. Bu yüzden çıkar çıkmaz baklayı ağzından çıkarıverir. Ve o baklayı çıkardığı yerde bu baklanın nerede piştiğini öğrenmek isteyecek dahili ve harici betahlarınız olacaktır. Bilmem izah edebildim mi? Şimdi anladım Sayın Bey, yani şu bakla. Aynen o bakla Sayın Bakanım. Yani şey ya, yapar mı hakikaten? Ayıptır söylemesi, son 2,5 yılda tam 4 bakanı bu şekilde gıda zehirlenmesinden. Yapma ya. Evet. Vay Remzi vay ya. Ama kahvesi güzeldi. Yani vallahi çok teşekkür ederim Samim Bey. Yani beni böyle bazı konularda uyardınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Sayın Bakanım. Ben parmak bastım naçizane. Ya bas bas, yani böyle durumlarda bütün konulara parmak basıp beni uyarabilirsiniz. Estağfurullah Sayın Bakanım, haddim değil. Şey Samim Bey, bu özel kalem... O baklaya bayılır efendim. Şimdi söyle bakalım. Bu bakanlıkta kimler çalışıyor ve kaç tane personel var? Sayın Bakanım, öncelikle siz varsınız bakan sıfatıyla. Ben varım daimi bakanlık müsteşarı sıfatıyla. Cömert var sizin özel kaleminiz sıfatıyla. Bir de naçizane benim özel kalemim var daimi bakanlık müsteşarı özel kalemi sıfatıyla. Bir de bana bağlı olarak 9 tane müsteşar muavini, 96 tane müdür, 258 tane müdür muavini var. Toplam 1018 personel. Tüm bunlardan bağımsız olarak da 300 tane ATM personelimiz var efendim. ATM personeli mi? Ay başında toplar maaşını personeli. Yani peki bunlar ne iş yaparlar? Adı üstünde. Ay başında maaş alırlar efendim. Hiçbir iş yapmıyorlar mı yani? Hiçbir iş yapmadan devletten maaş almak mümkün mü Sayın Bakan? Ne iş yapıyor bu adamlar ya? Her ay başı ATM'ye gidiyorlar, kartlarını sokuyorlar, şifrelerini giriyorlar, tuşlara basıyorlar. Hiç kimse dur demiyor mu buna? Yani bu şerefsizler böyle sokarken, girerken, basarken... Devletin ruhu bile duymuyor Sayın Bakan. Yahu nasıl duymaz? Son 50 yıldır binlerce insan her ayın başında size de aynı şeyi yapsaydı... ...siz de hiçbir şey hissetmezdiniz Sayın Bakan. Artık durum değişti. Bundan sonra devlet malı, deniz, yemeyen domuz atasözü tarihe karıştı. Artık devletin bir kuruşuna bile haler gelmeyecek. Sayın Müsteşarım, çok değerli özel kalem müdürüm, bu bakanlık tam bir arpalık olmuş. Şu andan itibaren ben bu duruma el koyuyorum. Koltuk bozuk. Hemen değiştirelim Sayın Bakanım. Hani hemen değişir mi? Siz isterseniz her şeyi değiştir efendim. Masa, perdeler, mobilyalar, hatta kapının yönünü bile değiştirebiliriz. Yeter ki siz isteyin. Tamam, istiyorum. Ben bundan sonra hiçbir tarafa dönmeyen bir koltuk istiyorum. Böyle kazık gibi, dimdik. Efendim, bakanlıkta makam koltukları olarak sadece 2 tip koltuk kullanılabiliyor. 2 tip bakan için. Biri böyle anında içeriye doğru katlanıp taşınabilen, biri de böyle olduğu yerde durmadan dönen tip. Beyler, konuya dönelim. Görüyorum ki bu bakanlığı hantal yapısından kurtarmamız gerek.
Yani binlerce personel ve hiçbir iş yapmadan maaş alan bir yığın uyanık. Beyler, yani sorarım size. Ne olacak bu? Havalar böyle. Global ısınma var efendim. Lokal soğutma da arızalı. Klima efendim. Şöyle koyuver Remzi efendim. Sayın Bakanım, siz hanımefendinin pişirdiği bakladan söz ediyordunuz. Evet, bizim hanım dün gece bakla yapmış. Biz de oturduk, yedik. Afiyet olsun Sayın Bakan. Biraz şekerli kahve daha içersiniz herhalde Sayın Bakanım. İyi olur. Remzi Efendi, Sayın Bakanım'a az şekerli bir kahve. Emredersiniz Sayın Müsteşarım, da ben sizin kahvenizin bitmesini şey ediyordum. Benim kahvem bitmez Remzi Efendi. Ama Sayın Bakanım'ın sabrı bitebilir. Dar efendim. Teşekkürler Remzi Efendi. Çok dikkat etmek lazım Sayın Bakanım. Nasıl? İyi idare ettim değil mi? Aynen öyle yaptınız Sayın Bakanım. Evet arkadaşlar, konumuza gelelim. Memleket bizden hizmet bekliyor. Büyük bir sabırsızlıkla. Madem hizmet bekliyor, işte hizmet. Yani dakika bir, gol bir. Yani bu bakanlığa geleli daha yarım saat bile olmadı. Çok önemli bir mesele nazara dikkatimi celbetti. Ben de öyle tahmin etmiştim Sayın Bakan. Arkadaşlar, bu bakanlık tam bir arpalık olmuş. İlk iş, alacağız böyle süpürgeleri, faraşları elimize. Açacağız pencereleri. Bakanlıkta ne kadar fazlalık varsa süpürüp dışarıya silkeleyeceğiz. Böylece biz de silkinip kendimize geleceğiz. Bakanlığımızı hantal bürokrasinin gıcırdayan dişlerinin arasından kurtaracağız. Bir nevi bahar temizliği. Ya arkadaşlar, önce şu fazlalıklardan kurtulalım. Şöyle bir rahatlayalım. Bu bakanlıkta masasının başında, sandalyesine oturmuş, böyle arkasına yaslanmış gereksiz bir yığın insan var. Sözüm meclisten dışarı. Dışarı ve mümkün olduğu kadar uzağa Sayın Bakan. Evet, aynen öyle. Çünkü her fazla adam yanındakine daha fazla iş çıkarır. Yani işten çıkartalım mı demek istiyorsunuz Sayın Bakan? Benim insanları işsiz bırakalım diye bir niyetim yok Sayın Müsteşar. Biz şeffaf devlet sözü verdik. Halk da bizim bu sözümüze güvendi, bize teveccüh etti ve bizi iktidara getirdi. Halk bize güvendikçe biz açılacağız. Halk bize daha çok güvenecek. Halk bize daha çok güvendikçe biz daha çok açılacağız. Sayın Bakanım, açılalım açılmasına da Allah muhafaza açılalım derken istemediğimiz bir yerlerimiz görünebilir ve muzır neşriyata gireriz. Sonra da halk bizi poşete koyduğu gibi malum. Sayın Müsteşar, bizzat ben onlarca kere televizyona çıkıp eğer iktidara gelirsek devleti şeffaflaştıracağız ve hafifleştireceğiz sözünü verdim. Evet Sayın Bakanım. 14 Eylül 2004 ATV Siyaset Meydanı, 16 Eylül 2004 Habertürk Basın Kulübü ve 22 Eylül 2004 Sabah Gazetesi'ne verdiğiniz röportajlarda. Vallahi bravo ya. Ya ne yapmışsam, çok yakından takip etmişsiniz beni. Evet Sayın Bakanım, ve bakanlığınıza gelir gelmez yapacağınız ilk şeyin bu olduğunu düşündüğümüzden bir dosya hazırlattık. Rica etsem şuna bir göz atar mısınız? Ne var bunun içinde? Hoşunuza gideceğini umduğum ve sizin tarafınızdan imzalanmak için can atan bazı önergeler Sayın Bakanım. Hükümet olarak devlet yönetimine getireceğiniz açıklık ve şeffaflık konusunda yapılması gereken bazı önemli şeyler siz onayladığınız anda meclise gidecek. Ve tabii siz de kabul buyurursanız bu dosyaya biz şeffaf devlet dosyası adını verdik. Yani siz çoktan... Evet Sayın Bakanım, biz çoktan... Vallahi bravo yani ya. Neye borçluyuz bunu? Dişlileri gıcırdayan hantal bürokrasimiz sağ olsun. Latife be, Latife. Biz de zaten böyle bir reform hareketinin farkındaydık. Ve idari işlerden sorumlu bakanlık olarak bu ağır vazifenin bilincinde ve sorumluluğunda sizin de gelmenizin şevkiyle olaya el koyduk. Harika. Beni ziyadesiyle şaşırttınız. Bu konuda sizin de çetin bir mücadeleye gireceğimi zannediyordum. Lütfen efendim. Biz sizin kafanızdaki o parlak fikirleri kağıda dökmek ve uygulamaya koymak için buradayız. Harika. Çok kısa bir süre içerisinde devleti bu hantal yapısından kurtaracağım. Öncelikle personel sayısını azaltacağım. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.
Şu anda personel alımlarını tümüyle yasaklıyorum. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, ben bu kadar çok işe tek başıma yetişemiyorum. Yarından tezi yok, bana bir yardımcı alınmasını istiyorum. Tamam Melahat Hanım, olur. Şey canım, Melahat Hanım haklı, ta 1981'den beri... Benden bir isteğiniz yoksa masamın başında yoğun işlerime gömülüp yarın gelip işlerimi hafifletecek olan yardımcımı bekliyor olacağım. Müsaadenizle. Melahat Hanım'a bir sekreter kurmamız lazım. Emredersiniz Sayın Bakan. Yani böyle tecrübeli bir sekreter olsun. Hangi konuda? Sekreter Sayın Bakanım. Deneyimli olsun dediniz de. Yani deneyim var, deneyim var. Siz hangi konuda denemek isterdiniz? Anlamadım. Nasıl yani? Anlıyorum. En iyisi ben size şöyle sormuş olayım. Örneğin bu odadaki koltuklar. Kumaşın rengi sizin göz zevkinize uygun mu Sayın Bakanım? Yok yani bu koltuklar kumaş değil ki, deri. Çok haklısınız. Bu koltuklar sarı derili. Ama diyorum ki belki siz kumral derili ya da esmer derili bir koltuk tercih ederdiniz. Ya da yeni bir koltuk almışken nasıl isterdiniz? Az kullanılmış, çok kullanılmış, sıfır kilometre. Yani nasıl, ben kullanmayacağım ki, misafirler kullanacak. Sayın Bakanım, bakanlık çok yorucu bir iştir. Belki yorgunluğunuzu atmak için arada sırada siz de üstüne uzanmak istersiniz. Oturun mu üzerine? Ya da ne bileyim, sizin buraya gelmeden önce kullandığınız bir koltuk vardır. Onu getirmek istersiniz. Ah, aslında var bir tane. Tahmin etmiştim Sayın Bakan. Ama yani hanım o mobilyayı evden çıkarmama izin vermez. Mobilya? Evet. Yani koltuk diyorum, koltuk. Siz koltuk diyorsanız koltuktur Sayın Bakanım. Ya biz koltuktan bahsetmiyoruz. Siz koltuktan bahsediyorsanız koltuktan bahsediyoruz. Ben koltuktan bahsediyorum. O zaman koltuktur mevzu bahis. Neyse, biz işimize dönelim. Dosyayı inceliyordunuz Sayın Bakan. Evet, dosya. Devletin düzenlediği inşaat ihale prosedürünü kısaltma yönünde önerge... Evet, 24 Eylül'de ATV'deki açık forum programında Sayın Ergun Yurdakul'un yaptığı konuşmadan aynen alıntı, tırnak içinde. Sayın Bakan farkında mı ki 21. yüzyılda İstanbul'da bir bungalov yapmak 16. yüzyılda bir külliye inşa etmekten daha uzun sürüyor? Kapa tırnak. Stüdyodaki konuklardan büyük alkış ve konuk bakan ve diğer milletvekillerinin gözlerinde utanç içinde iki damla yaş. Yok canım, yani öyle utanç içinde ağlayan falan yoktu. Tabii ki yoktu. Yani vallahi bravo. Tebrik ederim Samim Bey. Yani, sanki yıllardır benimle birlikte çalışıyormuşsunuz gibi böyle bir duygu var içimde. Sanki böyle ciğerimi okumuşsunuz. Sayın Bakanım, malumunuz biz müsteşarların başlıca görevi bakanların ciğerini bilmektir. Evet, şimdi gidip bakanlıkta çalışanlarla... Ya Sayın Bakanım, ondan önce bir iki ufak detay var ilgilenmeniz gereken, izin verirseniz Cemal. Neymiş onlar? Sayın Bakanım, belki bu haftaki ajandanızı bir gözden geçirmek istersiniz. Ajanda mı? Yahu eğer Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu onaylamasaydı şu anda bir bakanınız mevcut olmayacaktı. Yani ne olacaktı o zaman bu ajandadaki iş? Sayın Bakanım, devletin düzeni ortalıkta hiç politikacı olmadığı zaman da tıkır tıkır işleyecek şekilde kurulmuştur. Ama herhalde zor olurdu. Evet. Ne de hayır. Çok yoğun bir hafta sizi bekliyor efendim. 4 kabine toplantısı, 4 akşam yemeği, 3 öğle yemeği, 2'de brunch. Ne yapacaksınız böyle cömert, beni böyle şişmanlatacaksınız Allah aşkına. Sayın Bakanım, bakan oldunuz artık. Alışın yemeğe. Ne? Yani bir sürü yemek daveti sizi bekliyor demek istiyorum. Ha. Yalnız bu yemek davetlerini kabul ederken çok dikkatli olmak lazım Sayın Bakanım. Allah muhafaza 5 yıl sonra iktidardan düştüğünüz zaman Yüce Divan'da bugün yediklerinizin adisyonunu soru verirler. Salı ve çarşamba öğleden sonraları birer konferansa davetlisiniz. Salı günkü Anadolu Kaplanları, çarşamba günkü de Türkiye'nin kargo taşımacılığının dünü ve bugünü.
İkisinde de açılış konuşmacısınız. Yok, olmaz yani. Salı çarşamba olmaz çünkü salı günü parti meclisi genel kurulu toplantısı var. Çarşamba günü de partililerle ortak yemek. Parti hizmetini memleket hizmetinden önde tutmayacağınıza dair hiçbir şüphem yok Sayın Bakan. Tabii canım, yani tabii, tabii. Memleket bizden hizmet bekliyor. O zaman müsaadenizle ben size klasörlerinizi getireyim Sayın Bakan. Klasörler mi? Ya, yani daha bugün bir yani ne klasörü? Sayın Bakanım, sizden önceki Sayın Bakanım bazı dosyalar üzerinde çalışıyordu. Ancak seçimden önce kendisi... Tabii eleştirmek benim haddime değil. Tekrar bakan seçileceği konusunda bazı şüpheler duyduğu için... Tabii yargısız infaz yapmak istemem. Söyleyin. Ne yazık ki bazı dosyaların çalışmasını eksik bırakmış. Allah pes doğrusu yani, pes. Sayın Bakanım, bu 7 dosyayı cumartesi akşamına kadar bitirebilirseniz... ...şoförünüzle yollayın, kalan 6 tanesini de verin. Hafta sonu karım gelecekti ya. Lojman için mobilya bakacaktık. Sayın Bakanım, dilerseniz hamallık işleriyle biz ilgilenelim. Sizi sadece önemli konularda karar merci olarak rahatsız edelim. Yok, olmaz. Olmaz. Şu andan itibaren idari işlerden sorumlu devlet bakanı olarak... ...küçük, büyük, bütün işlerin kararını ben vereceğim. Pazartesi kaçta geleyim? Lojmandan 8:30 gibi çıkarsanız 9'da burada olursunuz efendim. Olur. Çekil kardeşim, bir daha bakar mıyım hocam? Atıl, ya neredesin 2 saattir? Bekleme odasında. Sayın Bakanım, bir maruzatım var. Atıl Bey, gördüğünüz gibi Bakan Bey özel bir toplantıda. O zaman benim de burada olmam lazım. Atıl haklı. Sayın Müzeşar, Atıl Bey'in siyasi danışmanım olarak bakanlık bünyesinde bir ofisi olması gerekmiyor mu? Emredersiniz Sayın Bakanım, eğer bu konuda çok ısrarlıysanız. Evet, öyleyim. Yani Atıl Bey'in bundan sonra bakanlık bünyesinde görev almasını istiyorum. Evet. Biz buraya memlekete hizmet için geldik. Öyle ya. Tabii. Aslında Sayın Bakanım, Atıl Bey Hızır gibi imdadımıza yetişti. Yanılmıyorsam yeni emekli ayrılan Vehbi Bey'in ofisi boş. Evet Sayın Müsteşar. Ve bir sürü iş yarım kaldı orada. Bence Atıl Bey'in engin bilgisi ve tecrübesi Vehbi Bey'i aratmayacaktır. Vallahi harika. Atıl, şu andan itibaren Vehbi Bey'in bütün işlerini devral. Emredersiniz Sayın Bakanım. Çok isabetli bir karar Sayın Bakanım. Cömert Bey, lütfen haber verin Çorum Bölge Müdürlüğü'ne. Nereye Bölge Müdürlüğü'ne? Çorum Bölge Müdürlüğü'ne. Çorum mu? Ne işim var kardeşim benim Çorum'da? Oh, öyle demeyin, yeri çok güzel. Böyle Çorum yaylası ayaklarınızın altında. Ne yaylası kardeşim? Çorum'a falan gitmiyorum ben. Ay, yaylan da senin olsun. Teessüf ederim. Devlet hizmetinde memleketin her karış toprağı aynıdır. Çorum yaylası hepimizin yaylası Atıl Bey. Atıl değil, Atıl! Sayın Bakanım, ben bu odada bir bina istiyorum. Ben bu binada bir oda istiyorum. Yok, bence Atıl haklı. Siz öyle diyorsanız öyledir Sayın Bakanım. Atıl, şu andan itibaren seni basın danışmanım yapıyorum. Emredersiniz Sayın Bakanım. Cömert Bey, Atıl Bey bina içinde bir oda ayarlayın lütfen. Ayrıca... Bana gelen bütün dosyaların bir kopyası da Atıl'a gönderilsin. Bütün dosyaların? Evet, bütün dosyaların. Emredersiniz Sayın Bakanım. Tüm uygun dosyaların. Evet. Burhan Bey, Amerikan Büyükelçisi pek sık görüşür olmuş bizim başbakanla. Doğru. Ne, ziyaret mi, ticaret mi? Hem ziyaret, hem ticaret. Şu Amerika'dan alınacak faizsiz kredi karşılığında yapılacak işbirliği ve ticaret anlaşması. Aman yavaş, bir duyarlı olmasın. Başbakan hükümeti bunu daha duymasını istemiyor. Tabii bu anlaşma imzalanırsa kremayı başbakan yiyecek değil mi? Hiç şüphesiz. Bundan önceki hükümet tam 8 aydır Amerikalılarla bu anlaşmayı imzalamak için debelenip durdu. Tam işler yoluna girmişken hop devriliverdiler. Başbakan da anlaşmayı kucağında buldu. Büyük ikramiye vallahi. Peki ne var bu işin altında? Yani Amerikalılar bize faizsiz krediyi babalarının hayrına vermiyor herhalde. Amerikalılar babalarının hayrına babalarına bir kredi verdiler. Neticede bu kredinin 1/5'ini devlet birimlerine yeni bilgisayarlar almak için kullanacağımızı tayin ettik. Geçen ay apar topar deneme amacıyla devlet birimlere satılan 4000 bilgisayarın lotodan çıktığını mı sanıyorsun? Şimdi başbakanımız, ebedi müttefiğimiz ve ezeli kocamız Sayın Amerika Birleşik Devletleri ile Türk-Amerikan dostluk teknesinde balayındayken... ...bakanın birinin tekneye çomak sokup
su almasına sebebiyet vermesi pek nahoş olur, haksız mıyım? Büyük rezillik. Ne kadar büyük? Bakanın tekrardan aşağı atmasına sebep olacak kadar. Bak Allah'ın işine. Biz Rotbalans'a razıyken başbakan sayesinde yeni bakana full bakım yaptıracağız desenize. Affedersiniz. Acil bir imza almam lazım Sayın Müsteşarım. Gel şu canım. Yeni sekreter alımı için. Anladım. Evet. Otur 5 dakika Cömert, sohbet edelim seninle biraz. Otur, otur. Söyle bakalım Cömert, yeni bakanımızı nasıl buluyorsun? Vallahi çok memnunum. Hayırlısıyla eğitimini tamamlasın. Hepimiz memnun kalacağız inşallah. Ev ödevlerini yerine getirmiş mi? Evet Sayın Müsteşarım. İlk 7'sini cumartesi akşamı, sonraki 6'sını da pazartesi sabahı. Belli ki göz kırpmadan çalışmış. Yalnız şu şeffaf devlet saçmalığına takmış kafayı, vazgeçirmek lazım. Saçmalık mı? Ama biz bu şeffaf devletle ilgili projeyi bizzat dosyalayıp bakana vermedik mi? Yani üzerine de böyle şeffaf devlet yazdık kocaman. Tabii ki yazacak. En can sıkıcı şeyleri dosyanın en üstüne koyacaksın. İçerideki bir yerlerden çok daha az zarar verir. Bak çocuğum, bir şeyi ne kadar az yapmak istiyorsan hakkında o kadar çok konuşacaksın. İyi de şeffaf devletin nesi yanlış ki? Yani neden halk devlette neler olup bittiği hakkında daha çok bilgi sahibi olmasın ki? Bir kere başlık kendi içinde çelişiyor. Şeffaf devlet. Olacak şey mi bu? Ya şeffafsındır ya da devlet. Sağlıklı bir demokraside halkın her şeyi bilme ve öğrenme hakkı vardır. Hayır. Halkın kayıtsız kalma hakkı vardır. Bilgi suçluluk ve rahatsızlık getirir. Oysa kayıtsız kalmanın kendine özgü bir onuru vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın. Ayrıca ne demişler? Kayıtsız kalmak bir milletin en kıymetli hakkıdır. Öyle bir laf. Hepsi laf kalem, hepsi laf. Ama aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Ve akıllı bir kalem bakanın söylediklerine bu kadar takılmaz. Bilmem anlatabildim mi? Ama eğer Sayın Bakan şeffaf devlet istiyorsa... Sevgili kalem, her isteyene her istediği verilmez. Eğer özellikle o istediği şey kendisine zararlıysa... Sen bir alkolüye alkol verir misin? Ama şimdi yani... Eğer insanlar ne yaptığını bilmezlerse... neyi yanlış yaptığını da bilmezler. Kusura bakmayın ama ben Sayın Bakan'ın özel kalem müdürüyüm. Ve eğer Sayın Bakan şeffaf devlete uygun... Sevgili kalem, akıllı ol. Bakan ona hizmet demek, onun kendisini rezil rüsva etmesine izin vermek demek değildir, değil mi? Bundan önceki bakanları hatırla. Geldiklerinin 3. ayında medya maymunu olurlardı. Eğer bizler... devletin bekasının temeli olan gizlilik kuralını tüm kararlılığımızla uygulamamış olsaydık. Değil mi? Peki o zaman ne yapmalıyım ben? Sır saklayabilir misin? Tabii ki. Ben de. Ama hala için rahat etmediyse sevgili kalem bekle. Birkaç gün bekle, bana hak vereceksin. Sen bir yere geç kalmıyor muydun? Yok. Kalıyordun. Affedersiniz, ben geç kalıyorum da acelem var. Öğrenecekler Burhan Bey, öğrenecekler. Alo Memdu. Bizim bakanın danışmanı Atıl Bey'e verdiğin dosyanın içinde... geçen ay alınan 4000 bilgisayarın da faturası var mıydı? Hayır Sayın Müsteşar. Siz onun hassas belgeler sınıfına girdiğini söylemiştiniz. Hala da öyle. Yalnız bu kıl kuyruk Atıl Bey'in de bunu fark etmesinin vakti geldi. Bugünkü dosyanın içine koyuver. Emrederseniz Sayın Müsteşar. Memdu, unutma, mümkün olduğu kadar alta. Meral Hanım, şu Remzi Efendi'yi gönderiverin de boşları alıversin. Ya Remzi Efendi, sana zahmet şu borçları al da bana bir az şekerli kahve yatıp ama orta şekerli gibi olsun. Emredersiniz bakanım. Ama ben kahve yapmayı bilmem ki. Melahat Hanım, siz misiniz? Yok, ben Melahat Hanım'ın yeni yardımcısıyım. Beni bıraktı yerine. Melahat Hanım çarşamba öğleden sonraları psikoloğa gidiyormuş.
Ben de Remzi Efendi'yi nasıl çağıracağımı bilmediğimden kendim geldim. Hem bu vesileyle de sizinle tanışmış oluruz diye düşündüm. İyi yapmış. Ay, Sayın Bakanım, müsaade etmeyin. Ben toplarım. İşine bakmadım, ben toplarım. Ben baktım bile. Alo, Ergun Yurdukul Bey'in telefonu. Kim? Aha, bir saniye bekleyin. Kendisi şu anda masanın altında. Ah, tamam tamam, çıktı. Bağlıyorum. Ergun Bey, eşiniz. Alo. Nihan. Nasılsın karıcığım? Ha, iyiyim iyiyim ya. Yok bir şey olmadı. Biraz önce şey oldu, şeyler düştü. Dosyalar düştü ha. Onları şey ediyordum masanın altında. Kim? Hangi bayan? Ha, o bayan, o bayan şey, yeni sekreter. Evet. Adı... Adınız ne? Bülent. Sayın bakanım, müşlemiştir. Ya Nihan. Nihan, bir dakika dur, açıklayayım. Ya Nihan... Ben artık müsaadenizi isteyeyim Sayın Bakanım. Nasıl olsa artık bundan böyle sık sık görüşeceğiz hayırlısıyla. İyi günler. Karınıza da sevgiler. Bay bay. Bakın. Sayın Bakanım, turnayı gözünden vurduk. Deme ya. Niye? O Samim denen telli turnayı ve o Cömert denen bıldırcını. O iki kuş beyinliği çok fena kapana kıstırdık Sayın Bakan. Dur ya, dur. Ne bu suret böyle? Acele etme. Teker teker konuş da dinleyeyim. Zaten canım sıkkın. Nihan kendisini Bülent adında bir travestiyle aldattığımı sanıyor. Tövbe Şimdi söyleyeceklerimi duyunca o kaçan keyfiniz koşa koşa yerine gelecek Sayın Bakan. Bu kıl kuyruk Atıl Bey'in de bunu fark etmesinin vakti geldi. Bugünkü dosyanın içine koyuver. Şu elimde görmüş olduğunuz fatura... Bundan tam bir ay önce devlet tarafından tanesi 1000 dolara alınmış 4000 tane bilgisayarın faturası. 4000 kere 1000, 4 milyon. Yani tam 4 milyon Amerikan doları. Satın alınan firmanın adı Pittsburgh Manufacturing Corporation Inc. Pittsburgh. Yani Amerikan firması. Yes. İyi de bu bilgisayarlar Türkiye'de yapılmıyor mu? Tonla, hem de daha ucuza. Ve devlet tutup onlardan değil de yabancılardan satın alıyor, öyle mi? Aynen öyle. Hadi buyur buradan yak. Görüyor musunuz rezilliği? Gözümüzün önünde milli servet elin yabancısına peşkeş çekiliyor. Resmen. Ve sonra da yerli firmalar neden batıyor diye soruluyor. Yahu devlet yerli firmalara sahip çıkmazsa kim çıkacak? Kimse. Bu rezaleti mutlaka durdurmalıyız. Sayın Bakanım, Sayın Müsteşar, kusura bakmayın meşgulsünüz galiba. Yok, hayır hayır, hayır. Ben de tam sizi çağıracaktım. Buyurun şöyle, buyurun. Sayın Bakanım. Sayın Müsteşar. Sizi biraz sinirli gördüm Sayın Bakanım. Sinirli olmayayım da ne yapayım Sayın Müsteşar? Atıl, Amerika'dan satın alınan 4000 bilgisayarın 4 milyon dolarlık faturasını gösterdi bana. İzninizle bakabilir miyim Sayın Bakanım? Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Haklısınız Sayın Bakanım. Nedir? Sizden önceki Sayın Bakanım tüm bakanlıklar için toplu alım yaptırmıştı efendim. Ama ta Amerikalardan. Evet, haklısınız. Peki bu bilgisayarların yerlisi yok mu? Var ama aynı kalitede değil. Daha kalitelisi Sayın Müsteşar. Bu alımı derhal durdurmalıyız. Çok üzgünüm Sayın Bakanım. Yalnız eski Sayın Bakanım kararı onayladıktan tam 10 gün sonra yapılmıştı alım. Biz bu konuyu konuşurken muhtemelen 4000 devlet görevlisi o bilgisayarlarda soliter oynamaktalar. Defne buradan ya. Rezaletin daniskası. Ya bu alımın hesabını millete nasıl vereceğiz Sayın Müsteşarım? Sayın Bakanım, bilmedikleri sürece hesap vermeye ne gerek var? Bizim yapmamız gereken bu sırrı aramızda saklamak. Peki ya şeffaf devlet ne olacak? Ha? Ne olacak bir şeffaf devlet? Madem böyle bir alım gerçekleşti, bunu millete açıklamak zorundayız. Evet, açıklamak zorundayız. Neden? Neden olacak Sayın Müsteşarım? Çünkü... Çünkü... Neden? Sayın Bakanım, biz şeffaf devlete inanıyoruz. Şeffaf devlete inanıyoruz. Hem ayrıca bunu açıklamanız... Sizden önce devletin ne kadar kötü yönetildiğini gözler önüne serecek, milletin gözünde değeriniz bir kat daha artacaktır. Evet, bunu derhal halka açıklamalıyız. Sayın Bakanım, madem açıklanması gerektiğini düşünüyorsunuz, bize de bu fikrinize saygı duymak düşer. Ancak
Herhalde siz de aynı fikirdesiniz. Bu gizli bilgiyi Sayın Bakanımın bizzat kendi ağzından duyurmasını uygun bulmuyorsunuzdur. Özellikle de bir konferans sırasında, umuma açık bir yerde yapacağı bir konuşma sırasında. Tabii ya. Konuşma. Hem de hangi konuşmada biliyor musunuz Sayın Bakanım? Yarın Anadolu Kaplanları Konferansı'nda yapacağınız açılış konuşmasında. Yahu çok doğru. Bundan daha uygun bir yer olamaz. Yani yerlisi memleketimizde üretilen bir malı milyonlarca dolar ödeyerek yabancılara peşkeş çeken zihniyeti yarın Anadolu Kaplanları Konferansı'nda yerden yere vuracağım. İşte budur. Yalnız Sayın Bakanım, bir istirhamım olacak. Bu gizli bilgiyi yalnızca konferans sınırları içinde tutalım. Bence basına bilgi vermeyelim. İyi fikir. Tam tersi. Bir basın bildirisi hazırlayacağım ve bu rezaletin yarın bütün gazetelerde manşet olmasını sağlayacağım. Ve de budur. Millet, bu ülkeyi asıl yönetenler kim? Görsün. Madem öyle istiyorsunuz, bize de bu fikrinize saygı duymak düşer Sayın Bakanım. Sayın Müsteşarım, yani sizin bu duruma bir itirazınız var gibi geliyor bana. Yani, Sayın Bakanım, Amerikalı müttefiklerimizi üzeceği ortada. Yahu canım, yani Amerikalılardan bize ne Sayın Müsteşarım? Yani Amerikalı gülecek diye benim vatandaşımı ağlatacak mıyım ben? Artık bu devlet zengin Amerikalıyı değil, fukara Türk'ü düşünmek zorunda. Bunun vakti geldi de geçiyor bile. Kesinlikle. Emin misiniz Sayın Bakanım? Eminim. Son kararınız mı? Evet. Pekala Sayın Bakanım. O zaman bize de tüm bakanlık olarak bu kararınızın arkasında durmak düşer. Ben bu söz konusu konuşmanın metnini ne zaman alabilirim? Niye alacaksın? Gerekli mercilere ulaştırmak için. Yahu gerekli mercilere ne? Kim karışırmış bizim işimize? Onlara ne? Sayın Bakanım, şeffaf devlet yalnız milletine karşı değil, kendi içinde de şeffaf olmamalı mı sizce? Hayır, şunu demek istiyorum. Madem artık her şeyi açık açık yapıyoruz, hükümetteki diğer arkadaşlarınızın da açıklık politikası gereği bu gizli bilgiyi sizin ağzınızdan duymaları daha doğru olmaz mı? Vallahi çok doğru. Atıl, sen hemen metni hazırla, özel kaleme ver. O da bütün bakanlıklara ulaştırsın. Emredersiniz Sayın Bakanım. Sayın Müsteşarım. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Bu haberin yarın bütün gazetelerde manşet olması konusunda size güveniyorum. Hiç kuşkunuz olmasın Sayın Bakanım. Sizi manşetlerde görmek benim için mutlulukların en büyüğü olacak. Biz millete şeffaf devlet sözü verdik. Ve işte sözümüzü tutuyoruz. Daha göreve geldiğimin ikinci haftasında benden önceki bakanın yangından mal kaçırır gibi imzaladığı ve devletimize ve milletimize tam 4 milyon dolara mal olan bu utanç belgesini açıklıyorum. Ay, kocanız da yanlış duymuş, Bülent dedim sanmış. Ondan öyle bir karışıklık oldu hanımefendi. Yoksa yani bakan bey benim babam yaşında. Yani çok da saygı duyduğum bir insan. Vallahi ister inanın ister inanmayın ama masasının üzerinde sizin iki tane fotoğrafınız var. Evet evet, tam iki tane. Şey vallahi Nihan kız doğru söylüyor. İki tane, inanmazsan geldiğin zaman görürsün. Sayın Bakanım. Vallahi ben Nihan değil senin üstüne gül koklamak vallahi. Çimene bile basmam. Karışım. Sayın Bakanım. Vallahi rahatladım ya Nihancığım. Yanlış anladın diye de deminden beri dört dönüp duruyorum odanın içinde. Sayın Bakanım. Ya görmüyor musun kalem, meşgulüm. Ama bunu hemen okumanız lazım Sayın Bakanım. Neymiş o? Başbakanın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyaretin basın açıklaması. Ya bunun için mi rahatsız ettin beni? Konuşmamı böldün. Ve de bu ziyaret esnasında Türkiye ile Amerika arasında bir ticaret ve işbirliği anlaşması imzalayacaklarını, bu anlaşmanın Türkiye ile Amerika arasındaki İyi. Ticaret ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını söylüyor. Ne? Nihan, ben telefonu kapatmak zorundayım. Ya Nihancığım beni dinle. Eğer telefonu kapatmazsam birileri bakanlığı kapatacak. Benim konuşma metnim basın eline geçti mi?
Emriniz üzerine Sayın Müsteşar ulaştırmış olmalı. Sayın Müsteşarım, iyi insan sözünün üstüne gelirmiş. İnsan iyi de haberler kötü Sayın Bakanım. Hayrola? Başbakanlık da kan gövdeyi götürüyor. Sizin konuşma metnini okumuşlar. Başbakan bu metnin kendi onayı olmadan nasıl olur da basına verildiğini sordu bana. Peki sen ne dedin? Vallahi biz bakanlık olarak şeffaf devlete inanıyoruz dedim. Ve başbakanın yüzü sanki biraz şeffaflaştı. Deme ya. Derhal sizi görmek istiyor. Niye? Özlemiş gibi bir hali vardı. Ne olacak şimdi? Vallahi başbakanın verdiğini kuldan almak yalnız ve yalnız başbakana mahsustur. Sözcüsünün yüzünden düşen bin parça içerse epey karışmış galiba Sayın Bakanım. Cemal. Merhaba. Ya nasılsın Cemal ya? İyisin, iyisin, iyi, iyi. Maşallah böyle yüzüne kan gelmiş ya. Evet, beynime kan yürüdü. Onun için de yüzüm kıpkırmızı oldu. Sayın Başbakan da içeride sinirden duvarlara tırmanıyor. Deme ya, niye? Sen nasıl olur da böyle aklın estiği her yerde istediğin gibi konuşabilirsin? Efendim, şeffaf devlet. Sen de atıl mısın nesin? Göstereceğim sana şeffaf devleti. Efendim, atıl değil, atıl. Ve de gizli kapaklı değil, şeffaf devlet. O Cemal, çocuk haklı. Yani şeffaf devlet bizim partinin sloganı değil mi? Halk bu yüzden bize teveccüh edip bizi iktidara getirmedi mi? Cemal, hepimiz böyle düşünüyoruz. Başbakan da böyle düşünüyor. Değil mi? Şeffaf, evet. Delik taşık, hayır. Politikada neyi, nerede, ne zaman, nasıl söyleyeceğini çok iyi bileceksin. Ve de neyi, nerede, nasıl söylemeyeceğini. Sen ne kadardır bakansın? Bugün 9. gün. 9 gün ha? Vallahi sen Guinness Rekorlar kitabında yer alabilirsin. Yarınki gazete başlıklarını düşünüyorum. Hükümet Amerika ile işbirliği konusunda ikiye bölündü. Hükümet içinde başbakana karşı olan isyancıların öncülüğünü de kim yapıyor? Ergun Bey yapıyor. Böyle miydi istediğin? Cemal. Peki Sayın Müsteşarım. Buyurun Sayın Bakan. Bu konuşma metni gazetecilerin eline geçti mi, emin misin? Vallahi Sayın Bakanım, Sayın Bakanımın bu konuda kesin emri vardı, öyle değil mi Sayın Bakan? Ben size ne diyeyim Müsteşar Bey? Siz gerekli önlemleri almadınız ve Sayın Bakan'ın bu duruma düşmesine nasıl razı oldunuz? Şimdi Sayın Bakanım, Sayın Bakanım ve ben şeffaf devlet politikasına inanıyoruz, öyle değil mi Sayın Bakanım? Sayın Bakanım ve ben istiyoruz ki alalım elimize süpürgeleri, faraşları, açalım pencereleri, süpürüp atalım içeride ne var ne yoksa. Temiz hava girsin, temiz haber çıksın. Öyle değil mi Sayın Bakan? Evet doğru. Böylece Sayın Başbakanımız da sinirden cinnet getirsin ve mobilyaları dişlesin. Peki ya şeffaf devlete olan inancımız? Halka söz verdiğimiz açıklık politikası Cemal. Gördüğünüz gibi açıklık politikası için kapalı sezondayız. Sayın Bakanım. İstifa mektubunuza ne yazacağınız hakkında biraz beyin jimnastiği yapmak ister misiniz? Hayır, yani lazım olursa hazırlıksız yakalanmayalım diye. Sami. Buyurun Sayın Bakanım. Yani acaba bu meseleyi şey edemez miyiz?
Ne edemez miyiz Sayın Bakanım? Yani üstünü biraz böyle şey edip hiç olmamış gibi. Yani örtbas edemez miyiz? Mi demek istiyorsunuz? Öyle demek istiyorum. Anlıyorum. Yani sizin şeffaf devlet konusunda koyduğunuz katı kurallar çerçevesinde böyle çerçeveyi kenarlarından esnetmek suretiyle biraz yumuşatmalı mı demek istediğinizi mi söylüyorsunuz? Öyle mi demek istiyorum? Evet, yani öyle demek istiyorum. Evet. Sayın Bakanım. Buyur kalem. Şu basın bildirisi gazetelere gidecek olan. Gitmemiş. Oh, iyi olmuş. Niye? Sadece başbakana gitmiş. Bir de dışişleri ve maliye bakanlıklarına. Tabii içinde Amerika ile dolar geçiyor ya, o yüzden. Allah Allah. Nasıl olmuş bu ya? Sayın Bakanım, benden dolayı. Sizin şeffaf devlet konusundaki talimatınızı bürokrasinin tüm kademelerine vaktinde ulaştıramadım. Bu gecikmeden ötürü basının eline henüz ulaşmadı konuşmanız. Ben sizden çok özür dilerim Sayın Bakan. Aman estağfurullah Samimciğim. Olur böyle şeyler, canını sıkma. Anlayışınız için minnettarım Sayın Bakan. Ya neticede insanız hepimiz. Ne demişler? Beşer, şaşar. Aynen öyle Sayın Bakan.